Neyse Yeşim, şimdi senin derdin bitmez. Konuş konuş, sabaha kadar konuşursun. Ben şimdi bir şey merak ediyorum Tuğba. Sen çok uyanıksın ha. Ha, gerçekten. Nasıl uyanıksın? Yani hadi çok uyanıksın. Yani hepimiz ayakta uyutuyorsun. Evet. Yani kabul olmayacağını bile bile niye halanı buraya getirdin? Neden kabul oldu? Nereden biliyorsun? Nasıl kabul yani? Olmadı mı? Nursel Hanım kabul oldu dedi. Alim olmaya gerek yok. Peki, aynı dünyada yaşıyoruz yanına, galiba. Sen onun yanına gidip onları ikna... Ay bir şey söyleyeceğim. Yanlış şey poşet. Sen çok uyanıksın ya. Kim geldi? Ya uçacağız havaya. Tamam. Yangın var. Tamam bir şey yok. Stüdyoya uçuracaklar havaya. Ay tamam. Allah'a... Yangın dedi. Bir şey yok. Sen onu ya. Niye çıkartıyorsun fırından? Hayır yanında çıkarttım. Bir şey yok, sakin olun. Bir şey yok değil mi? Devam edebilir miyim? Kız yok yok, bir şey yok. Peki. Neyse Tuğba, ben senin asıl planını biliyorum. Sen çok uyanıksın ya. Ben akıllıyım zaten. Sen benim kadar akıllı olamazsın. Senin halanın buraya gelmesi falan filan hepsi hikaye. Hepsi. Aa. Sizin bir arsa davanız varmış. Gönül teyze dün benim kayınvalideme anlattı. Hmm. Senin halanın gelme sebebi de bu. Ortak hesap falan hikaye. Senin asıl derdin arsadan payını almak. Benim kayınvalideme, bir miras düşüyorsa, o da oğullarına paylaşıyorsa ben hakkımı istemem, yanlış mı? İşte senin derdin para, mal, mülk. Fatma, sen de konuştuğumuzu mu söyledin sen buna? Ya sen de konuştuk ya, bak onları ya geline neyi söylüyorsun? Söyledim, dedim ki. Ya niye söylüyorsun artık? Ben seni arkadaş değilim. Ben de görümcelerimle küsüm. Dedim sakın aramızda bir şey olursa sakın görümcelerime çağırma diyor. Ben al, al bakalım şimdi. He, anlattım ben. Yani. Evet. Anladın mı? Sen para gözsün. Senin evet. Damarlarından para akıyor, para para. Bana diyen para göz, kayınvalidesine burada demediğini bırakmadı. Evet en derim. En azından para gözüm de kaliteli yaşamak için parayı kullanıyorum. Bir tanem sen gizliyse deseydin gizli. Ya ben hayatım, demezdim. Ben seni yabancı bilmediğim herkes için söylüyorum. O zaman ortada söylerdim. Dediğin doğru. Arsa mevzusu var. Hakkım olanı söke söke alırım. Ki almayacağımı zannedenler de yanılıyor. Buradan selamlar olsun. Ya Tuğba var ya, senin bu para hırsın ya, vallahi bıktım, bıktım artık ya. Ne bu ya? Aç, bana aç gözlü para hırsı diyenin... Sen bak, yorumları okumuyor musun? Okuyorum. Neler yazıyorlar evet. Senin için? Herkes ne bana oluyor? Ne yazıyor biliyor musun? Aç helal gözlü. Olsun diyor. Neler yazıyorlar, ne öyle, bu ya? Dur bir dakika, öyle kayınvalideyi az bile yapıyorsun, daha çok yap diyorlar. Hiç de değil. Bana öyle demiyorlar, okuyorum ben, tek tek okuyorum biliyor musun? Senin gözlerin Tuğba. Görüyor mu o kadar okumaya? Benim dedemin tarlasından sana ne be kızım? Mirastan sana ne? Senin dedenin de tarlası benim. Senin de tarlan benim. Bunun iyice gözü açılmış. Sen canımı al da rahat et bari. Benim gözüm mü açılmış? Evet. Onda canımı da al da rahatlayacaksın yani. Parayı gördüğün gözün açılıyor. Bu çocuk parayı çocuğa çok gözü açılıyor. Benim olsun, benim olsun böyle bir dört. Ne bu ya? Kocam da benim arkama bak, bana çiçekler yolluyor. Çatla da patla. Sen öyle bil canım. Sor bakalım ne oğlum yolladı. Ben sensin de yolladım biliyor musun? Çiçeği sen mi yolladın? Yok artık. Zaten üzerindeki nottan belliydi bu çiçeği senin yolladın. Ama neden? Sen söylemezsen. Al canım. Tepe tepe kullan. Bilmeyecektim, bilmeyecektim. Senin kötü auran buraya gelmesin. Al enerjin. Çok beğendiydin. Ne oldu? Yanında tabii elmas bir şey koyaydım, bayılırdım. Ben kendimi daha değerli görüyorum. Daha güzelini alırım. O notu da o mu yazmış o zaman? Evet, annem o yüzden ya. Gerçi insan da yazardı da. Neyin hesaplarını yapıyorlar ya? İnsanın şimdi bunu buraya not yazacak kadar bana bir şey yapamaz. Annesinin izin alması gerekiyor. Not, zaten bir not yazılsaydı da İhsan'a annesi yazdırırdı. Şimdi benim kocama düşen arsayı neden annesi alıyor? Benim bildiğim anneye düşen oğluna geçer. Hayır, bir dakika. Geçer. Neden bir dakika. Ben benim hakkıma, bu ne biliyor musun? Mal kaçırma. Bir dakika. İzin vermiyorum, malımı da alıyorum, himayemde tutuyorum. Ayrıca da o paranın geri kalanıyla da anneciğime araba alıyorum. Yok artık. Bak buna...
Bu ağır gelir. Canım annem. Anne lafını duyduğu anda kayınvalidelerde bir elektrik etkisi elektrikle, yaratıyor. Aynen. Çok güzel bir etki yaratıyorum şu an ona. Sanki ben. Kendileri anne değilmiş gibi davranıyorlar. Anacığım ben de sana almak isterdim ama kayınvalidemden anca borç gelir. Ben sana bir şey almayayım. Duydun mu? Tuba ne diyor? Ne kalan diyor? Parasını annesine araba alacakmış. Allah'ım yok ya. Vallahi artık canımı dedim zaten anne. Sen duymadın ben duydum. Canım ağzına rahat etsin. Annesine araba almak ben ne ya? Ben nereden bileyim? Vallahi bu gelinler var ya. Alacak olursa bana alsın. Onunla hayır, yarışan önce, benim. Önce senin hakkın var. O neci ki? İşte önce annesine Allah alacak. Allah Allah ya vallahi delirtecek beni ya. Vallahi artık bu uğraşmak. Gönül arabayı sana niye almıyor? E ben ne diyorum Beyhan sen de Allah aşkına ben ne diyorum? Vallahi billahi bu gelinler illallah. Ben yarışıyorum alacaksa bana alsın. İllallah illallah illallah. Önce annesi önde geliyor. İllallah bu gelinler.